Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım, bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz son derece güzel ve çok kolay olan, yeni başlayan arkadaşlarımın rahatlıkla yapabileceği bir model. İstediğiniz bebek Kullanabilirsiniz örgüsünü arkadaşlar. çok Ve büyük. güzel bebek battaniyeleri olacağını düşünüyorum. Çok uzatmadan hemen tığımız 2,5 milimlik bir tığ, şu şekilde göstereyim. İplerim ise Alize Cotton Gold arkadaşlar. Her ikisi de Alize'nin koton ipleri. Zincirlerimizi dördün katları şeklinde çekiyoruz arkadaşlar. Yapacağınız proje neyse dörder dörder zincirlerinizi çekin. Gevşek olmasına dikkat edin. Evet, ben şöyle 20 tane zincir çektim sizlere gösterecek kadar. Burada şimdi artı bir tane daha zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Bakın, bir ikinciye girip sık iğne yapıyoruz. Üzerine alıyoruz. Üçünü bir topluyoruz. Zemin komple baştan sona bu şekilde sık iğne olacak arkadaşlarım. Sona kadar gelelim. Dokuz, 20. Toplamda 20 tane çakma sık iğne yaptık. 1, 2 zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Ve ikinci sıramızda komple yarım trabzan ya da çakma sık iğne dediğimiz üzerine alıyoruz. Bir kere de çekiyoruz. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet. Şu şekilde bakın. İki sıra çakma sık iğne yaptık. Şimdi burada diğer ipimizi ekliyoruz. Şöyle bağlayalım arkadaşlar diğer ipimizi. Bu renkle giderken şu kahverengi ipi de yanımızda götürüyoruz arkadaşlar. Bakın, şöyle hemen buraya bir çakma sık iğne yapalım. Bir, 2, 3. 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra ip alıyoruz. Bakın, şöyle dördüncünün alt tarafına geliyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar arkadan bir tane atlıyorsunuz. Bir, iki, üç tane çakma sık iğne. Üzerine aldım tekrar. Şöyle dördüncünün altına doğru giriyoruz şuraya. İki kere de çekiyoruz. Biraz uzatarak ikili trabzan yapıyoruz. Arkadan bir tane atlamayı unutmayın. Üzerine aldım. Bakın, dördüncüye tekrar arkadan bir tane atlıyoruz. Bir, iki, üç, şu son kısmı da dört. Çakma sık iğne ile kapatalım arkadaşlar. Şimdi burada diğer ipimize geçiyoruz. Diğer ipimize geçerken şöyle kapatma işlemini diğer rengimizde yapalım. Şu şekilde diğer rengimize geçelim. Şimdi şu krem ip tekrar bizimle gelecek. İpleri sürekli yanımızda taşıyacağız arkadaşlar. Arka taraf komple çakma sık iğne olacak. Başka bir şey yapmayacağız.
her birine batarak sonuna kadar çakma sık iğne yapalım. Evet, bakın sona kadar çakma sık iğne yaptık. Şimdi diğer rengimize geçerken toplama işini diğer renk. Evet, bu şekilde yapacağız. Şimdi burada giderken tekrar kahverengi ipimiz bizimle beraber gidecek. İlk önce şöyle bir hemen baş tarafa bir çakma sık iğne yapalım. Bir. Şimdi şurada 3 tane yapıp 2 trabzan yapmıştık. Burada tam ortalarına denk gelecek arkadaşlar. Burada bir tane çakma sık iğneden sonra şuraya giriyoruz. Şuraya. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. Üzerine al, arkadan bir tane atla. 1 2 ve 3. Bakın bu da bizimle birlikte geliyor. Şimdi bundan sonra 3 tane çakma sık iğne, ardından bakın tam şu üçlünün ortasına denk gelecek şekilde ikili trabzan. Böyle arkadan bir tane atlıyoruz. 1 2 3. Üzerine al. Tekrar bakın şu alttaki 1 2 3 tam ortaya, şuraya batıyoruz. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Tekrar üzerine al, arkadan bir tane atla. Ve 3. Bakın sona geldiğimizde yine üzerine aldık. Şuradaki bir, şurayı bakın ördük zaten. Şuraya, ortaya tam giriyoruz. Bir ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar şöyle aldık. Şimdi diğer rengimize geçeceğimiz için diğer rengimizi toplayacağız. Böyle. Şimdi tekrar arkadan giderken kahverengi ile şöyle arkadaşlar, bu ip de yanımızda gidecek. O yüzden çıkaralım şu şekilde. Tek tek yine sonuna kadar çakma sık iğne yapacağız. Arkada yaptığımız bir şey yok. Sona kadar gidelim bu şekilde. Evet, sona kadar çakma sık iğne yaptık. Kapatırken yine diğer rengimizle bakın kapattım. Şimdi tekrar bu sırada arkadaşlar şu alttaki sırayı takip ederek yapacağız. Nasıldı biraz önce? Şöyle bir tane yaptık. 2 3. Bu arada ipimiz hep yanımızda böyle gidecek arkadaşlar. Bakın ben son kez gösterdiğim için almadım. Şimdi 3 kez bunu yaptık. 1, 2, 3. Dördüncüde ne yapacağız? Tam şuranın ortasına bakın. Şuraya. İkili trabzan. Üzerine aldık. Arkadan bir tane atlıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar üzerine aldık. Yine 3 tane bakın tam ortaya batıyoruz. Ve bu şekilde aynen gösterdiğim gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Daha fazla göstermenin bir manası yok. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde devam ede gelen
bir model. Çok basit, söylemiş olduğum gibi örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi kolaylıkla her türlü proje yapabilirler bu modelle. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.